Podcast odamıza hoş geldiniz. Gerçeklerin odak noktası, cesur fikirlerin ve özgür seslerin buluşma yeri Ahval'desiniz. Bizi internet ve sosyal medyadan da izleyebilirsiniz. Ayrıca mobil telefon uygulamalarımızı yüklemeyi de unutmayın. Haydi başlıyoruz. Efendim günaydın Yakamoz'dan. Bugün 20 Haziran 2019 Dünya Mülteci Günü. Şimdi bu mülteci günü münasebetiyle bir hatırlatma yapalım. 2000 yılında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu bu gününün böyle idrak edilmesine karar verdi. Zira ertesi yıl yani 2001'de 1951'de imzalanmış olan mülteci sözleşmesinin 50. yılı idrak edilecekti. Ve o günden bu yana, yani 2001'den bu yana her 20 Haziran'da bu yersiz yurtsuz insanların günü olarak idrak ediliyor. Mültecilik hali hakikaten beterin beteri bir haldir. Yani en baştan söyleyelim. Çünkü yani insanlar fakir olabilir, dertli olabilir, şudur budur ama bir evi barkı vardır, bir komşusu vardır, bir dertleşebileceği bir insan vardır. Mültecilerin hiçbir şey yoktur. Yani yurtlarından olmuşlardır. Ve mültecilik hali hakikaten Türkiye'de hele işte plajlarda keyif yapıyorlar polemiğiyle savaşacaklarına keyif çatıyorlar polemiğiyle gündeme geliyor olsa da bunu hatırda tutmakta fayda var. Zira mültecilik halinin iki temel göstergesi vardır. Yani iki temel kuralı vardır. Göçmenler için de geçerlidir. Bu birincisi canlılar, yani burada yürüyebilen, koşabilen, buna yani insanların dışında olan bütün canlılar keyiflerinden göç etmezler. Başka bir yere gitmezler. Doğdukları yeri terk etmezler. Yani göçmen kuşlar var diyeceksiniz tabii ama onlar da dönüp aynı yere giderler. İki nokta arasında gider gelirler malum. Şimdi illaki bir sorun vardır. Yani iktisadi, siyasi, içtimai, yani ne bileyim bir aile kavgası vardır canını kurtarmak üzere. İnsanlar doğdukları yerleri terk ederler ve başka yerlere giderler. İster ülke içerisinde, ister ülke dışında. Şimdi birinci kural budur. İkincisi, eğer bir canlı kendini güvende, güvencede hissetmiyorsa illaki kaçar. Yani bir yer, canlı bu bir hayvani bir histir. Ve bunun önünü almak mümkün değildir. Yani dener, beceremez, bir daha dener. Sonunda tabii beceremezse Ege'de olduğu gibi sık sık işitiyoruz. Boğulup gider. Yani böyle bir risk de var ama o riski alır. Yani çünkü kendini emniyette hissetmiyordur. Ya o anda hissetmiyordur ya da bulunduğu ülkede geleceğini göremiyordur. Mesela Suriyeliler hala Türkiye'de canlarını kurtarmış vaziyetteler, vaziyette olmalarına rağmen batıya Yunanistan üzerinden geçmeye çalışıyorlar. Bu iki kural, yani insanlar keyiflerinden göç etmez, ikincisi de kendilerini emniyette hissetmedikleri zaman illaki kaçarlar. Yani bunu hiçbir zaman akıldan çıkarmamak gerekiyor. Şimdi Türkiye'de bu konu epeydir gündeme geliyor biliyorsunuz. Çok da
talihsiz bir şekilde gündeme geliyor. Bu Suriyelileri hedef alan, işte bu sözüm ona demokrasi cephesinin bu mensubu İyi Parti'nin başlattığı bir polemikti. Bu CHP'li bir takım aklı evvel belediyelerde katıldılar. Plajlarda keyif çatma meselesi değil mi? Mudanya ve Gazipaşa'da, Akdeniz'de. Şimdi yakından bakılırsa görülecektir ki bu topraklar asırlardır göçmen alır ve göçmen verir. Üstelik sadece memleket dışından ve memleket dışına değil, yani yörelerin yerlileri göç sonucunda kel aynak durumundadırlar Türkiye'de, hepimiz biliyoruz. Niye? Çünkü 10 yıllardır süren bir tarımın tasfiyesi söz konusu. Sonucunda Türkiye bugün külliyen bir göçmen topluluğudur. Yani köksüz, hafızasız, mihengsiz, tarihsiz, imgesiz bir topluluk. O ölçüde de hoyrattır, saygısızdır ve umursamazdır yeni geldiği yere. Yani gelmek zorunda kaldığı yeri sadece işlevsel olarak yaşar, kullanır, istismar eder. Yani bugün Suriyelilere, Suriyeliler üzerinden ayyuka çıkmış olan tartışma, yani bir yere sonradan gelen her insan için geçerlidir ne yazık ki. Yani böyle bir, yani bir mülteci kendi toprağı değildir, canını kurtarmıştır. Pek de yeni geldiği yerin istikbaliyle, ne olacağıyla, ağacıyla, çiçeğiyle, medeniyetiyle ilgilenmez. Ama tabii Türkiye'de bu tepkiler verilirken şu gözden kaçırılıyor. Yani bu verilen tepki, gösterilen husumetin gerekçelerini istisnasız tümünü Türkiye içinden başka yerlere göçmek zorunda kalmış eski köylüler dediğimiz insanlar için de geçerlidir bu. Türkiye'deki bugün yaşadığımız yıllardır, 10 yıllardır yaşadığımız bu medeniyet ve doğa tahribatının baş sorumlusu Suriyeliler mi? Söz konusu değil. Onlardan önce memleketin farklı yerlerinden göçmek zorunda kalmış ahalidir maalesef. Bir nokta daha önemli, bunun da altını çizelim. Göçmenler olsun, mülteciler olsun, kimlikleri, aidiyetleri ne olursa olsun kara yazılı insanlardır. Başında dediğim gibi, yani kimse keyfinden göç etmez ama kendini emniyette hissetmezse de çeker gider. Şimdi mülteci ve göçmen yaşadığı sorunlar karşısında kendi devletinin güvencesini hukuki anlamda kaybetmiş olan insandır. Bu en basit tariflerden bir tanesi budur. Ve uyruğu olduğu devletin korumasını kaybetmiş olma hali mülteciyi belirler ve o sayede yurt dışında mülteci statüsünü elde eder. Şimdi bu hukuksal boşluğa, bu veriye, bu bilgiye, bu tanıma bir de Türkiye'nin son dönemi üzerinden bakalım. 2013'te başlayan ve 15 Temmuz 2016 oto darbesi sonrasında ayyuka çıkan görülmemiş boyutlardaki hukuk dışılık, aileleri de katınca milyonlar mertebesinde vatandaşın Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin sunduğu mal ve can güvenliğini kaybettiği anlamına geliyor. Yani memuriyetten, akademiden, yargıdan, ordudan kovulanlar, genel hak mahrumiyeti nedeniyle sivil ölüme mahkum edilmiş durumlar. KHK'lılar bunlar yani. Ve bunlar kabul gören mülteci tanımına gayet uygunlar. Sadece dışarıda değil, içeride de uygunlar. Yani diğer bir deyişle bu vatandaşlar kendi ülkelerinde mülteci. Bunu şeyle karıştırmamak lazım. Yurt içinde yerlerinden olmuş insanlar kategorisi. Onlar mesela Kürt illerinden kaçmak zorunda olanlar, envai çeşitli nedenden Türkiye'nin batısına geldiklerinde devletin korumasını altındadırlar, yani devam ederler. Oysa bu KHK'lılar, yani sivil ölüme mahkum edilmiş KHK'lılar için böyle bir şey söz konusu değildir. Tek seçenekleri vardır, yurt dışına gitmek. Şimdi burada da bir polemik var biliyorsunuz. Efendim hiçbir yere gitmiyoruz, burası bizim vatanımız. Yani bekara karı boşaması kolaydır diye bir amiyane bir laf var malum biliyorsunuz.
Böyle bir şey yok. Yani insanların burada, o insanların Türkiye'de artık yani fiilen yaşamaları, o yüzden sivil ölümden bahsediyoruz, mümkün değil. Hiçbir hakları yok. Ha, onlara uygulanan işkence, sivil ölüm ve fiziki ölüm hakkı dışında tabii, yani onu da devlet uyguluyor. Şimdi bu insanlar yurt dışına çıkmayacak da ne yapacak? Çok tuhaf tabii. Yani Türkiyeliler gitmesin, Suriyeliler gitsin gibi bir ruh halinde Türkiye bu mülteci meselesine nezaret ediyor. Esasen yani Sezar'ın hakkını Sezar'a da vermek gerekiyor. Mülteciler Yüksek Komiserliği'nin verilerine göre dünyada en çok mülteci, işte 4 milyona yakın Türkiye'de. Tabii nüfusa vurunca birinci sırada olmuyor tabii Türkiye, Lübnan ve Ürdün birinci sırada. Ama kendi son derece önemli bir rakam. Şimdi bugün Dünya Mülteci Günü vesilesiyle Mülteciler Yüksek Komiserliği, Birleşmiş Milletler'in uzman kuruluşu son rakamları yayınladı. 70.8 milyon insan yerinden zorla edilmiş. Bu kavram kullanılıyor artık. Yani diğer bütün alt grupları şimdi vereceğim. Ama yeni kavram, yani insanları hakikaten meselenin vahametine, vahametini kavramaları için kullanılan yeni kavram, mecburiyet altında mecburen yaşadıkları yeri terk etmek zorunda kalmış olan insanlar. 70.8 milyon. Buna bir de 10 milyon vatansızı eklediğinizde 80.8 milyon, yani 81 milyon tam neredeyse Türkiye'nin nüfusu oluyor. Şimdi bu grup 70.8 içerisinde bir kere 25.9-26 milyon mülteci var. Geçen yıla oranla 500 bin artmış bu rakam. Aynı grubun içerisinde, bu 25.9'un içerisinde 5.5 milyon Filistinli mülteci var. Ve büyük grubun altında 3.5 milyon da iltica talebinde bulunmuş olan ve mülteci statüsünü bekleyenler var. Şimdi geriye kalan 40 küsur milyon nedir diye soracak olursak, çok önemli bir grup bu. Birinci grup yani esasen. 41.3 milyon bu demin adını ettiğim internally displaced people, yani kendi vatanlarında şu veya bu nedenden yerinden, yaşadıkları yerden kaçmak zorunda kalmış olanlar. Burada da tabii Birleşmiş Milletler'in bir, yani bu insanlara yardım yetkisi var. Ama her yerde maalesef bu uygulanmıyor. Rakamlar hakikaten korkunç. UNHCR'ın, yani Birleşmiş Milletler Yüksek Komiserliği'nin web sitesine girip ayrıntıları görebilirsiniz. Ama bu insanların başında söylediğim gibi hakikaten hiçbir şeyi olmayan, yani evi barkı ve dertleşecek bir insanı dahi olmayan, yabancı bir ülkede yaşamak zorunda kalan insanlar olduğunu hiçbir zaman unutmayalım. Ahval'in podcastlerini tüm mobil telefonlarda Spotify, SoundCloud ve Spreaker üzerinden dinleyebilirsiniz. Apple iPhone kullanıcıları bize iTunes üzerinden de ulaşabilir. Türkiye'nin ve hayatın cıvıl cıvıl sesleri Ahval Podcast dizisinde. Kulağınız bizde olsun.